Hipotenüs soruluyor. Tabii ki yapacağımız iş Pisagor bakın. Pisagor yapı yapı önce ABC üçgeni sonra ACD üçgeni sonra ADE üçgeni yapacağız. Böylece olayı halledeceğiz arkadaşlar. 24, 4 daha 28. Kök dışına çıkarma kalsın nasıl olsa bir daha Pisagor yapacağız. Sonra arkadaşlar 28, 4 daha 32. Burası da kök 32. 20, 32, 4 daha 36. Artık bakın x'i 6 bulduk. E şıkkı. Bazen eğik kenarları bulmak için arkadaşlar hipotenüs, pisagor yapabilir miyiz acaba onu düşünürüz. Bakın burada DC'yi soruyor bana. Nasıl olacak? Dik üçgende hemen böyle muhteşem üçlüye atlamamak lazım. Evet açı sorularında kullanıyoruz ama uzunluk sorularında aslında şu orta tabanında lütfen bir hesaba katmanızı isterim. DT orta tabanından dolayı AH olsa DT 5. Yine orta nokta olur değil mi? Paralel çektiğim zaman iki tane orta noktanın birleşimi demektir. Bundan dolayı arkadaşlar 6'yı da 3 3 bölecek. HC'yi zaten 9 vermiş. Bak artık şöyle gösterelim. Bu üçgende 5 12 13 olmuş oldu DC uzunluğu A şıkkı. En kısa mesafe sorularında görmemiz gereken olay arkadaşlar şu. E ile A'yı birleştireceğiz. C'den geçtiğini düşünmeyin. O tesadüfen sanki C'den birleşiyormuş gibi algılanmasın. Ben sadece şu an E ile A'yı birleştirdim tamam mı? C'den denk geldi yani öyle bir şey yok yoksa. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Bir dik üçgen oluşturacağız ki en kısa arasındaki uzaklığı bulmuş olalım. Böylece burası zaten 3, burası yine 4, 6, 8, 10'dur. En kısa uzaklık sorularında böyle merdiven mantığındaki sorularda birleştiririz. C şıkkı. Önce A2A A kök 5 üçgenini hatırlatayım. Bu 30-60-90'daki karıştırılmasın. Bir dik kenar diğerinin iki katıysa kısaca Pisagor yapmak yerine bunu yapabilirsiniz. Kenarda o bilgi dursun. Sonra da bunlar böyle verilmiş. 2K'yı 3K diye yazdım. Burası şimdi 5K. Burası 5K. Peki neden? Sakın muhteşem üçlüyü unuttum demeyin bakın. AD yüzünden soru gitmesin. 3-4-5 üçgeni. Böylece EC de 4K oldu. İşte bak burada yapacağım. 2K 4K. O zaman 2K kök 5. Demek ki arkadaşlar 5'e eşitmiş. Buradan da 2K'yı e, kaç buluruz? Kök 5. 4K'yı da 2 kök 5 buluruz. Bundan dolayı artık 2K kök 5 ise 10K neye eşittir? 5 kök 5. Kesirlerle uğraşmak istemedim için K'ya kök 5 bölü 2 demedim. 2K'nın 5 katını aldım. Böylece BC'yi 5 kök 5 bulduk. Yine bakın 5 5 kök 5. Hipotenüs 1 dik kenarın kök 5 katı o zaman a'ya 2a üçgenidir. X de buradan 10 oldu. Ben Pisagor yapmak istemedim. Uzunca Pisagor yapınca da yine aynı sonuca ulaşacaksınız. Sadece şu bilgiyi görmenizi isterim ben pratik olsun diye. İlk şekil üzerinde göstereyim ki daha iyi görün arkadaşlar. Hem farkı görelim. Bakın ikinci şekilde durumlu olmuş. Şöyle 48 birim sola doğru ittirdiğimiz zaman. O zaman bu şu demektir arkadaşlar. İpin şu bittiği yer. Şöyle bakın şu bittiği yer ilk başlangıç noktasına göre ne kadar hareket etmiş? 48 santim. Haliyle bu ipin uzunluğu değişti mi? Yok. Şunu söyleyeceğiz. 6 birim yukarı çıktığına göre yerden aslında o fark 6 birim işte. Burası 6 birim. Buraya x dersem o zaman bu ipin uzunluğu da x artı 6 olacak arkadaşlar. Neyse çelik halat artık adına ne derseniz. Burada pisagor yapacağız. Korkutmasın sayılar gözünüzü. x kare artı 12 x artı 36 eksi x kare eşittir 48'in karesi. Doğru mu? Sonuçta böyle yapabiliriz. Bunlar gider. 12 x eşittir 48'in karesi eksi 6'nın karesi diyeceğim. Böylece 2 kare farkı yapacağız. 48 eksi 6 42. 48 artı 6 54. 12 x eşittir 42 çarpı 54 bölü 6'ya 2 bölü 6'ya 9 bölü 2'ye 21. X de buradan gördüğünüz gibi 21 çarpı 9'dan 189 yaptı. Benden X artı 6 isteniyor. Demek ki cevap 195'miş. Güzel bir soru aşık. Hem de basit. Dümdüz bir yorum yaptık. Burada şöyle yapayım. Nasıl olsa şekil yanda var. Ben normal düz çubuklu halini değil de bu düz çizgisel halini göstereyim. Şöyle bir dik üçgen, böyle bir dik üçgen. Burada arkadaşlar benzerlik yapmayacağım ama ben. Yapılır mı? Vallahi yapılır da işin içinden çıkamamışsınızdır muhtemelen sayılar güzel olmadığı için. Çünkü x falan vereceksin iyice iş sıkıntıya girecek. Ama burada şöyle bir karşıdan paralel çeksen. Benimki çok paralel olmadı ama idare edin. Bir dikdörtgen yaptım yani. hc buradan 7 ise buradaki t diyelim at de 7'dir doğru mu? Yine arkadaşlar e, ah5 ise tc de 5'tir. Şimdi artık AB'nin zaten soru bana 8 olduğunu vermişti. Şöyle bir dik kenarları olan iki tane dik kenarları olan dörtgen oldu. Birleştirirsem C'yi hipotenüsleri aynı olan iki tane üçgen, birisi ATC üçgeni, birisi CBA üçgeni. Bitti. Buraya x de x kare artı 64 eşittir 49 artı 25. Böylece 49 25 daha 74 çıkartırsak x buradan kök 10 geldi d şıkkı. Dik yamuk görünümlü klasik dik üçgen sorusu. Harf bile kendi vermiş. Bizim harf vermemize gerek yok. Sadece buraya 2 yazacaksın. Buraya x 2. Buraya da 6. Pisagor yapılır mı? Yapılır. Ama burada önce bence şunu gör. Altılı özel üçgen dene. Olmazsa Pisagor yap. Şimdi şunu yaparız. Evet x eksi 2'nin karesi artı 6'nın karesi x kare. Buradan da x kareler gider. x kare eksi 4 x artı 4 artı 36 eşittir. X kare bunlar gitti bak 4x eşittir 40 oldu. X 10 yaptı ama ben burada zaten 6'dan dolayı buraya 10 yazardım. Tutmazsa pisagor yapardım. Her türlü X'i 10 gördük. B şıkkı. Denilenleri yapalım arkadaşlar. Şimdi bir dik üçgen e, BAC 90 derece olacak şekilde şöyle bir dik üçgeni oluşturayım. Dik üçgeni yaptım. Burası B açısı, burası A açısı, burası da C açısı olsun. İşte A90, C ve B'nin yeri orada önemli değil artık. 18 verilmiş AB, AC 15 verilmiş. Böyle 1'e 2 oranlı bir D noktası olacak şekilde bakın DC ile birleştirdim. Şimdi diyor ki AD'yi birleştir. AD'yi birleştirdiğin zaman AD nedir diye soruyor. Ben burada 18, 15, Pisagor yaparsam BC saçma sapan bir sayı. Evi de böyle dikindirince acayip acayip öktülerle mi uğraşacağım? Hayır. Bakın burada yapmanız gereken, hep söylerim ben konu anlatımında da, dik kenara paralel çekim. Bakın dik kenara şöyle bir DH paralelini çekerseniz, böylece karşılıklı oranları eşit. K'ya 2K, 5'e 10. Olay budur. Sonra küçük parçanın tamamının oranı 2 bölü 3. O zaman DH'ın da AB oranı 2 bölü 3 olması için DH 12 gelecek. Bak ne güzel 5 12 13 üçgeni oldu. E şıkkı. Burada arkadaşlar özel üçgenle yapmayı deneyeceğim. 1. B'den dik indirsem 30'lu ve 25'li özel üçgen şimdi birinde hadi 7 24 25 desem buraya çok kalmayacak. O zaman dışarıdan bir deneyeceğim. Şöyle bir dik üçgen tamam mı? Sonra şuraya 7 desem tamam mı? E, 24 de buraya desek 7 24 25'ten dolayı tamam. Peki 18-24-30 üçgeni var mı? Evet tamam. Buradan yaptık. Tabii şunu diyebilirsiniz. Hocam bu ne ya? Tahmin usulü ben de uydururum. Ben de yaparım. Birincisi yapabiliyorsanız yapın. İkincisi arkadaşlar böyle tabii ki yapmak zorunda değilsiniz. Gerçek sebebini de görelim. Gerçek sebebi biraz ama pis olacak. Onu söyleyeyim. S eşittir U çarpı U eksi A kök içinde böyle. U eksi B, U eksi C ile bir formülümüz vardı. Hatırlıyor musunuz? Bu yüzden... Şimdi 25 30 daha 55. 11 daha 66. Yarısı 33. 33'ü bir böyle yazacağız. Sonra arkadaşlar 33'ten 25 çıkaracağız. 8. Sonra eee 33'ten 11 çıkaracağız. 22. 33'ten 30 çıkaracağız 3. Bunun karekökünü alacağız. Bir burada 11 var, bir burada 11. 11 çıkacak. 3'lerden de çıkacak. Hatta 4'te çıkacak böyle. Bunun alanı buymuş. Şimdi artık B'den AC'ye dışarıdan mı içeriden mi indiğini bilmiyorsun diyelim. Önemli değil zaten. Alanda 11 çarpı H bölü 2 olacak. Böylece arkadaşlar yüksekliği gördüğünüz gibi bunlar 11'leri götürürsek yüksekliği 24 bulmuş olacağız. Demin de ben 24 bulmuştum. Ama yani illa gerçek yolunu istiyorsanız buydu işte. Evet burada şimdi... Sakın D açısını 90 zannedip böyle alfabete falan yapmaya çalışmayın. Çünkü öyle bir bilgi vermemiş soruda. E, o zaman biraz bizi sınırlıyor. Mecburen şu CD'yi kullanacağım. Bakın şimdi sonuçta CBD üçgeni ile CHD üçgeninin hipotenüsleri aynı oldu. Ve harflendirirsek şuraya A dersem e, daha doğrusu oraya A demeyelim. Şimdi bir de onu başımıza çıkarmayalım. Burada normal ben şurayı uzatayım. Şuraya arkadaşlar a diyeyim. Buraya da a diyeyim. O zaman a kare eksi 1'in kare köküdür db. Doğru mu? Çünkü a kareden 1'i çıkarırsam db'nin karesini elde ederim. Bu arada cd'nin karesi neye eşit? a kare eksi 1'in karesi yani a kare eksi 1 artı 8'in karesi 64 eşittir. a kare artı x kare. Böylece a kareler gitti. Bak x kare 63 olduğundan x 3 kök 7 geldi arkadaşlar. A şıkkı. Bu soruda arkadaşlar saf böyle bir Pisagor yapacağız. Nasıl? Harf vererek birazcık. Şimdi şuraya A desek. Şu D B, A kare eksi 6'nın kare kökü olur. Tamam mı? Fazla da harf vermeyeyim ki sıkıntı olmasını istiyorum. Sonra arkadaşlar şuna Y dersek buna Y dersek. Y kare CDB üçgeninde neye eşit? 3 kök 6'nın karesi 54 yapıyor değil mi? 54 artı A kare eksi 6. Aynı zamanda y kare arkadaşlar şu a, e, b üçgeninde nereye eşit? x kare artı a kare. Bak ne güzel a kareler gitti. Benden zaten x'i istiyordu. y'yi de istemiyor. 60 eşittir. x kare. Ah pardon 54'ten 6'yı çıkaracakmışız. 48 eşittir. x kare oldu. x de buradan bakın 4 kök 3 yaptı. D şıkkı. Güzel böyle karışık gibi görünüyor ama düzgün bir pisagor çıktı.